bizim görevimiz eksikleri bulup bir daha deprem yaşandığı zaman enkazın altında kalmamak, mağdur olmamak. Maalesef görevini yapması gereken kurumlar görevlerini yapmıyorlar. Bakın bugün ortaya çıktı. Kızılay'dan hala bugün depremin 21. günü herkes çadır dilenirken, çadır isterken Kızılay kendi çadırını, elindeki çadırı Ahbap denen kuruluşa satıyor, sivil toplum örgütüne satıyor. Yani devletin çivisi çıkmış. Bakın Kızılay'da hangisini eleştireceksin? Ellerinde 2500 çadır kalmış, onu mu eleştirelim? Bu çadırı Kızılay gibi bir kurum ticarileşmiş satmasına mı eleştirelim? Neyini eleştirelim? Nereyi tutarsanız elinizde kalıyor. Konteyner lazım diyorsunuz değil mi siz? Hepiniz konteyner diyorsunuz, bağırıyorsunuz. Kış diyorsunuz, -20 diyorsunuz. Malatya'da 580 dönümlük Kızılay'ın konteyner üretim merkezi var. Vakum fabrikası. Evet, eski vakum. Tahmin edin kaç konteyner üretiyor günlük? 20 konteyner üretiyor günlük. 20. Ticarileştirdikleri gibi. Keşke doğru yönetebilselerdi. Ya Kızılay gibi bir kuruluşun elinde çadır olmaz mı? Çadır olmaz mı? Maalesef Türkiye'yi liyakatsızlık öldürüyor. Kızılay'ın başındaki de liyakatsız, devletin başındaki de liyakatsız. Memleket liyakatsızlığın yüzünden enkaz altında kalıyor. Sen deprem olmuş 10 il diyorlar. Ya sen tut bakalım 5 milyon çadırı, 3 milyon çadırı. Hatırlayın Van depreminde. Muhalefet eleştiriyorsun. Utanmasa diyecekler ki depremi de Bay Kemal yaptı diyecekler. Böyle bir rezillik olmadı. Eğer biraz onur varsa, biraz şahsiyet varsa o Kızılay'ın başındaki istif etmeli. Kızılay bu memlekette herkesin ortak kurumuydu. Maalesef Kızılay'da kimse güvenmiyor. Niye? Çünkü Kızılay Amerika'daki Manhattan'daki binaya 10 milyon dolar para gönderiyor. Senin görevin mi kardeşim? Senin görevin mi? Sen çadır yap, konteyner yap. Bu millet bu soğukta kırılıyor hala. Hala 21. günde çadır istiyor herkes. Maalesef Türkiye'yi liyakatsızlık, vasıfsızlık öldürüyor.